altyapının iyileştirilmesi, iklim krizi ile mücadele, bu alanlara bu bütçelerin bir kısmı, küçük bir kısmı bile ayrılsa bugün dünya veya yarın dünya çok daha güzel ve çok daha yaşanabilir bir yer haline alır, haline bürünür. Sağlıktan eğitime kadar, açlıkla mücadeleye kadar büyük meseleler var. O bakımdan NATO üyelerinin, NATO kamuoyunun, halkların biraz hükümetlerini bu yönde teşvik etmesi ve bir dakika siz ne yapıyorsunuz, bu kadar çok silah niçin üretilmekte, nerede kullanılacak diye sormaları gerekir. Tabii ki Ukrayna'nın kendisinin savunma hakkı var, buna hiç şüphe yok ama bakın 100 milyar dolara yakın bir silah gönderildi. Bu bence sadece savaşın uzamasına ve savaşın bir anlamda devam etmesine yol açıyor. Tabii ki Ukrayna bağımsız bir ülke olarak yoluna devam etmeli.